Tekirdağ Yeni İnternet'ten merhabalar. Ben Ümit Dinçer. Bugün sizlerle yeni bir ürün incelemesiyle tekrardan birlikteyiz. Bu sefer konumuz Asus'un ağır toplarından birisi. Yani kısaca Asus'un laptop serilerinde en üst zirvede yer alan Sky G834G modeli. Bu model aynı zamanda Intel'in en babacan 13. nesil i9 işlemcisini barındırırken aynı zamanda Nvidia'nın en babacan kart dediğimiz RTX 4090 ekran kartını da içerisinde barındırıyor. Gelin şimdi hep birlikte göz atalım. Bu canavar bizlere neler sunuyor? Hep birlikte göz atalım. İyi seyirler. Sizlerle Asus ROG Card G834 modeliyle birlikteyiz. Bu model gerçekten Asus'un en tepe diyebileceğimiz zirve modellerinden birisi. Çünkü içerisinde 13. nesil i9 işlemci ve Nvidia'nın en güçlü ekran kartlarından birisi olan RTX 4090 ekran kartı barındırıyor. Masasıyla ve çerçeve yapısıyla beni benden alan ROG Card gerçekten çok şahane bir görünüşe sahip olduğunu buradan sizlere aktarmak istiyorum. Aynı sibernetik bir cyber ismini verdiğimiz robotik bir görünümü andıran ve neredeyse laptop'un içerisini görebildiğimiz bir takım saydam parçalardan birleştirilmiş bu çerçeve. Ve bu bizi gerçekten biraz daha farklı bir gözle cihaza bakmamıza olanak sağlıyor aslında. Cihaz oldukça büyük bir görüntüye sahip ve bu da gerçekten tıpkı bilgisayar yani kasa ve monitör gibi adeta büyük bir oyun şöleni sizlere yaşatmayı vaat ediyor ROG Scale 18 aslında. Gerçekten güzel bir cihaz olduğunu buradan sizlere aktarmak istiyorum ve aynı zamanda bu canavar tam tamına 330 watt'lık bir adaptör ile bizleri karşılıyor ve gördüğünüz üzere bu adaptör gerçekten çok büyük bir adaptör. Adeta bir tuğla yığını olduğunu buradan sizlere aktarmak istiyorum. Cihazın RGB şeritleri aynı zamanda 16.8 milyon renklendirme seçeneğine de sahip olduğunu buradan sizlere aktarmak gerekiyor. Tabii ki klavye ve aydınlatma kısımları A'dan Z'ye de Asus'un kendi yazılımı içerisinden ayarlanabilme özelliğine de sahip olduğunu buradan sizlere aktarmak istiyorum. Tabii ki aynı zamanda cihazın hemen arkasında bulunan yine ekranın hemen arkasında bulunan ROG logosu ve arkadaki şerit yine RGB olduğunu buradan sizlere aktarmak istiyorum. Aynı zamanda ekranın da arkadaşlar 240 Hz bir panele sahip olduğunu buradan sizlere aktarmak istiyorum ve aynı zamanda diğer alt Hz'leri de desteklediğini 200, 180, 160, 145, 140 gibi, 144 gibi her ekran oranlarında yenileme hızlarında buradan desteklediğini sizlere aktarmak istiyorum. Aynı zamanda Asus ROG Scale'ın ekran çözünürlüğü ise 1560'a 1600 çözünürlüğüyle bizi adeta bizden alıyor oyun performanslarında. Aynı zamanda cihaz içerisinde arkadaşlar 32 GB'lık bir Hynix 4800 MHz'lık 16 GB'lık 2 bellek içerisinde barındırırken ve içerisinde bizlere 2 TB'lık bir SSD eşlik ediyor. Ürünün gerçekten kalın ve bir o kadar da sade olması gerçekten kullanıcılar için büyük bir şans olduğunu buradan sizlere aktarmak istiyorum. Tabii ürünün içeriğine yani cihazın kendi anakart içerisine baktığımızda ise gerçekten ne kadar şanslı olduğunu görüyoruz. Bu cihazın içerisinde tam tamına 3 adet fan bulunuyor arkadaşlar ve buna istinaden de 2 adet M.2 soketi bulunuyor.
Tabii ki bunlara baktığımızda bu cihaz performans olarak gerçekten nirvana modellerden birisi olduğunu buradan sizlere aktarmak istiyorum. Çünkü gerek yapısı, gerek özellikleri ve üretim sebebi tam tamına bu cihazın canavar olduğunu sizlere lanse etmek gerekiyor. Klavye tuşları gerçekten çok rahat, çok güzel, kullanışlı olduğunu buradan sizlere aktarmak istiyorum ve çok rahat ve çok basit bir, çok hissiyatlı bir klavye olduğunu sizlere aktarmak istiyorum. Hadi gelin şimdi ürünün ses testine geçelim. Evet, şu anda cihazın ses testlerini yapıyoruz. Evet, şu anda cihazın ses seviyesi gerçekten bu kadar. Gerçekten ideal verici bir ses olduğunu sizlere aktarmalıyım. Evet, gerçekten ses konusunda kendini aşan bir ses seviyesi, ses kalitesi olduğu buradan açıkça bariz bir şekilde görünmekte. Şimdi gelin, hadi hep birlikte kamera testine bakalım. Cihazın sağ kısmında iki adet USB portları bizleri karşılıyor. Cihazın sol kısmında ise Ethernet portu, güç soketi, yani kısaca bataryanın güç soketi ve HDMI, iki adet USB Type-C soketi bulunuyorken aynı zamanda son olarak da bir adet jack soketi de bizleri karşılıyor. Bu cihazda benim için en önemli özelliklerden birisi ise ürünün çentik bir ekran girişine sahip olması. Yani ekranın kendi çentik kısımları cihazın içerisine göçebiliyor. Yani bu da aslında ne kadar bir sağlam yapıya sahip olduğumu bu ürün hakkında gerekli bir bilgi veriyor aslında. Ekranın paneli ne yazık ki tam anlamıyla cihazla birlikte tamamen yatmıyor. Bunun haricinde yatay bir şekilde cihazı kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet, hadi gelin şimdi hep birlikte bir oyun testlerine göz atalım. Bakalım bu canavar bizleri nasıl oyunlarda karşılayacak.
What's there? Hello? Patrick, come over here. We can't do this right now, kiddo. I don't want to go with you. No, you don't, but we can't stay here. Who's there? Oh, thank God. You're from the Resistance. See, Patrick? He's going to help us. No, they're going to get us. Please, you need to help me. Начинает испытание новейшей разработки – технологии рекультивации. Кольца 90, Плутон 240. Некоторые никогда так и не бросили свои дома, а кто-то даже вернулся обратно. Идите на вывезенные из зоны отчуждения. Просыпайся, Соня. Смотри, смотри, вон там. А помнишь эту поляну за деревьями? Там ты сделал мне предложение. Ты так нервничал, ты был таким милым. Но ты сейчас такой, мой дорогой профессор Хименюк. Боже, как приятно вернуться после стольких лет, правда? Игорь, ну что за дела? Ну ты так и не проснулся. Подъем. Очнись. Таня? Таня, прекращай эти шутки. Ну ты и Соня. Игорь. Подожди! Сделал мне предложение. Так нервничал. Такой милый. Татьяна! Мой дорогой профессор после смерти. Ну хватит уже! Evet, 4090 gibi bir ekran kartı içerisinde barındıran bu cihaz oyun konusunda gerçekten bizlere şaşırtıyor. Baktığınızda Chernobyl gibi bir oyunda yüksek çözünürlükte verdiği FPS'ler ve gerçekten grafik olarak çok şahane gösterdiğini buradan sizlere açıkça ifade edebilirim. Ve oyunlarda verdiği performanslar gerçekten müthişti. Batarya konusunda ise tam performansta bu canavar cihaz ne yazık ki batarya konusunda bir eksi alıyor. Çünkü baktığınızda yüksek performans isteyen bu cihazlar ne yazık ki biraz da pil canavarı olduğunu ne yazık ki buradan sizlere aktarmam gerekiyor. Yani full charge'da büyük bir ihtimalle 2 saat bilemediniz
3 saate yakın bir ancak bir oyun süresi geçirebilirsiniz şarj etmeden. Tabii ki bu film veya normal web tarayıcısında gelinmeye kalktığınızda bu süre 2 ya da 3 katına çıkacaktır. Bunu sizlere buradan ifade etmek isterim. Evet, gelelim Scar 18'in fiyatlandırmasına. İçerisinde 13. nesil 13890H i9 işlemci barındıran Scar 18 aynı zamanda içerisinde Nvidia'nın en büyük ekran kartlarından birisi olan RTX 4090 mobil, kısaca laptoplara uyumlu ekran kartı içerisinde barındırıyor. 3 fan biraz yetersiz kaldığını burada hep birlikte görüyoruz aslında. Kamera konusunda gerçekten iyi olan bu cihaz, mikrofon, ses, oyun, performans konusunda derken batarya ve soğutma konusunda bir nebze olsun bizden eksi aldığını buradan sizlere bahsetmek isterim. Evet, aynı zamanda ürünün alt tabakası büyük bir havalandırma ızgarasına sahip. Bu da 3 fanlı olmasından kaynaklı olduğunu buradan sizlere aktarmalıyım. Bu ürün gerçekten elit tabakaya, yani elit oyun severlere özel tasarlanmış bir ürün. Gerçekten çok büyük ve taşımak için de büyük bir çantaya ihtiyacınız var. Buna istinaden ise baktığınızda Asus ROG Scar 18 versiyonunun kısaca G843G modelinin fiyat etiketi 120 bin ila 140 bin lira arasında değişken bir fiyat etiketine sahip olduğunu buradan sizlere dile getirmek isterim. 2 yıl Asus Türkiye teknik servis garantisine sahip olan bu cihaz oyunlar konusunda gerçekten canavar olduğunu buradan sizlere aktarmak istiyorum. Tekirdağ Yeni İnan gazetesi olarak bu ürünü sizlere severek öneriyorum. Bugün sizlerle birlikte Asus ROG Scar, bir diğer adıyla Asus ROG Strix G843G modelini bugün sizlerle birlikte inceledik. Yepyeni bir ürün inceleme videolarında daha görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Thank you.